Evrenin sonu geliyor. Tanrılar ve devler, Ragnarok'ta, destansı bir savaşla karşı karşıya kalacaklar. Hazır mısınız? Ragnarok, İskandinav mitolojisinde dünyanın sonunu ve tanrıların kaderini belirleyen büyük bir savaştır. Tanrıların alacakaranlığı olarak da bilinen bu olay, tanrıların, devlerin ve diğer yaratıkların nihai karşılaşmasını simgeler. Bu büyük savaş, evrenin düzenini kökünden sarsacak ve sonunda her şeyi değiştirecektir. Kehanete göre dünya büyük felaketlerle sarsılacak, denizler yükselecek ve nihayetinde her şey ateşle yok olacaktır. Ancak Ragnarok sadece bir son değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş sürecidir. Bu savaşın ardından evren yeniden şekillenecek ve hayat tekrar başlayacaktır. Ragnarok'un gelişi birçok kehanet ve işaretle bildirilmiştir. En belirgin işaret, Fimbulwinter adı verilen 3 yıllık kışın gelmesidir. Bu uzun ve sert kış boyunca güneş ve ay kurtlar tarafından yutulacak, yıldızlar gökten düşecek ve dünya karanlığa gömülecektir. Bu işaretler dünyanın dengesinin bozulduğunu ve kaosun yaklaştığını gösterir. İnsanlar arasında büyük savaşlar patlak verecek, kardeş kardeşi öldürecek ve toplumlar çöküşe sürüklenecektir. Bu dönemde ihanetler, savaşlar ve açlık hüküm sürecektir. Ragnarok günü geldiğinde Asgard'ın savunucuları ve devlerin orduları nihai bir savaş için karşı karşıya gelir. Bu savaş evrenin kaderini belirleyecek ve tarihin en destansı savaşlarından biri olarak anılacaktır. Odin, Asgard'ın en yüce tanrısı ve savaşın lideridir. Valknut adlı güçlü sembolü ile savaşa liderlik eder. Odin'in kaderi Kurt Fenrir tarafından yutulmak olacaktır. Thor, gök gürültüsünün tanrısı, dev yılan Jörmungandr ile ölümcül bir düelloya girer. Thor, Jörmungandr'ı öldürmeyi başarır ancak yılanın zehirli nefesi onu da öldürür. Thor'un bu son mücadelesi onun gücünü ve kararlılığını gösterir. Loki, kurnazlık ve hilekarlığın tanrısı, bu savaşta tanrı Heimdall ile karşı karşıya gelir. İkisi de birbirini öldürür, bu da Loki'nin karmaşık ve ikili doğasını simgeler. Frey ve Surt, bereket tanrısı Frey, ateş devi Surt ile savaşır. Frey, Surt'un ateşli kılıcı tarafından öldürülür. Surt, savaşın sonunda dünyayı ateşe verir. Ragnarok'un ardından dünya tamamen yıkıma uğramış olacak, ancak bu son bir yok oluş anlamına gelmez. Yıkımın ve kaosun ardından yeni bir dünya yükselir. Hayatta kalan birkaç tanrı ve insan yeni bir başlangıç yapar. Yeşil ve bereketli topraklar. Yanan dünya yeşil ve bereketli bir hal alır. Yeniden hayat başlar ve doğa canlanır. Bu, dünyanın yeniden doğuşunu ve doğal düzenin geri dönüşünü simgeler. Yeni tanrılar. Baldr ve Hoth gibi bazı tanrılar yeniden hayata döner ve yeni dünyanın tanrıları olurlar. Onların dönüşü eski düzenin devamını ve yeni başlangıçların umudunu simgeler. İnsanlığın devamı. Lif ve Lifthrasir adlı iki insan Yggdrasil ağacının korumasında hayatta kalır ve insan ırkını yeniden başlatır. Bu, insanlığın azmi ve hayatta kalma gücünü simgeler. Ragnarok, İskandinav mitolojisinin döngüsel doğasını ve sürekli yenilenme temasını yansıtır. Her son, yeni bir başlangıcın habercisidir. Ragnarok, sadece bir son değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da simgesidir. Bu mitolojik hikaye, tanrıların cesareti, fedakarlığı ve insanlığın azmiyle doludur. Tanrılar ve devler arasındaki bu destansı savaş, izleyiciyi her zaman büyüler ve düşündürür. Ragnarok'un ardından evren yeniden doğar ve hayat yeni bir döngüye girer. Bu süreç her şeyin sürekli değiştiğini ve yenilendiğini gösterir. Ragnarok sadece bir yıkım hikayesi değil, aynı zamanda bir umut ve yeniden doğuş hikayesidir. Bu mitolojik hikaye evrenin sonsuz döngüsünü ve sürekli yenilenme kapasitesini simgeler. Eğer bu destansı hikaye ilginizi çektiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda en sevdiğiniz mitolojik hikayeyi bizimle paylaşın ve bir sonraki videoda hangi konuyu ele almamızı istediğinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.